Anne. Ha canım. Niye açmıyorsun telefonu? Şş, bakma kızım, bakma. Yasemin, yalvarırım aç şu telefonu. Bak, sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Tamam mı? Lütfen beni ara. Lütfen. Ya anne. Anneciğim, sen iyi misin? İyiyim çocuğum. Bak, istersen babamı arayayım. Söyleyeyim, başka zaman gidelim mi? Olur mu öyle şey ya? Sen ne zamandır planlıyorsun bunu? Babaanneni göreceksin. İyiyim mi? Ya anneciğim, başka zaman gideriz. Seni bu halde eve tek başına bırakmak istemiyorum. Yavrum, ne halim varmış benim? Ne varmış halimde? Anneciğim, ya kaç gündür yemiyorsun, içmiyorsun, ya konuşmuyorsun. Şu sabahla bile kaç gündür çıkarmadın üstünden. Ben bu sabahlığı seviyorum. Yani bir de rahat ediyorum bununla. Evdeyim, kim görecek, kime beğendireceğim kendimi çocuğum? Ya. Sinan abiye çok kızıyorum. Seni bu hale getirdiği için. Onun bir kabahati yok ki. Kabahatim büyüğü benim. Tanımadığım, bilmediğim bir adama nasıl güvendim ben Gamze ya? Bir de adam. Ya anneciğim, bak, ne olursun kendini suçlamayı bırak. Sen yanlış bir şey yapmadın. Gamze, sen bana Mert yüzünden kızıyorsun ya yavrum. Kimseye güven olmuyor çocuğum şu hayatta. Altından neler çıkıyor bak. Alo? Ha, efendim baba. Geldin mi? Tamam o zaman, bekle, ben geliyorum birazdan. Tamam. Anne. Ha canım. Bak, istiyorsan hemen şimdi arayıp geri gitmesini söyleyeyim mi? Yok yavrum, olur mu hiç? Gamze, ben sana bir şey söyleyeceğim. Annene söz vermeni istiyorum. Benim yaptığım hatayı yapma, olur mu kız? Söz ver gözüme bakıp. Tamam anne. Söz. Aferin, akıllı kızım benim. Hadi babanı üstümüze sıçratmadan git. Onunla uğraşamayacağım şu haldeyken, tamam? Tamam. Anneciğim. Ha yavrum. Bak, yalnız sen de bana bir söz vereceksin. Ben gider gitmez oturacaksın, yemek yiyeceksin, tamam mı? Tamam. Söz. Kilo alacağım. 5 kilo. Tamam. Hadi git çocuğum, hadi. Merhaba baba. Ne haber kızım? İyi ya. Annen yok mu? Yok, evde. Niye çıkıp merhaba demiyor medeni insanlar gibi? Tenezzül mü etmiyor yani? Düşman mıyız biz? Baba, biraz morali bozuktu. Yoksa bana mı trip atıyor? Ha baba, ne alakası var ya? Sizin şu karşı komşunuz var ya, karakola çekmişler onu. Haberin var mı bundan? Sinan abiden mi bahsediyorsun? Ne abisi kızım ya, ne abisi? Abim abi deme o herife, sabıkalının tekiymiş zaten. Annene de söyle, onunla samimi olurken dikkat etsin. Böyle heriflerle muhatap olunmaz. Annem biliyor zaten. Ya, daha doğrusu yeni öğrendi. Allah. Ha bak, iti an çomağı hazırla. Dur kızım sen dur. Ben şununla gidip erkek erkeğiyle konuşayım, hemen geliyorum. Ya baba bak, bak ne olursun olay çıkartma ya. Ya olaylık bir şey yok kızım. Efendi gibi çek git mahalleden diyeceğim ya. Merak etme sen, bekle. Birader baksana. Ne var? Bak lafı fazla uzatmayacağım. Defol git mahalleden. Ben kızımın, eski karımın etrafında sabıkalı adam görmek istemiyorum. Onları o kadar düşünüyorsan hiç bırakmayacaktım birader. Benim ne yaptığım seni hiç ilgilendirmez. Benim ne yaptığım da seni ilgilendirmez. Boş efelenme. Senin gücün ancak yaşlı kadınları gırtlaklamaya yeter, bana değil. Bak, arabada kızın oturmuyor olsaydı bu lafları teker teker yedirirdim şimdi sana burada. Ama Gamze'nin üzülmesini istemiyorum. Anladın mı? Sen de sabrını taşırım.
Ne oldu baba, ne konuştunuz? Yok söyledim ya. Yani efendi gibi çek git mi mahalleden dedim. Huylunu kıstı, tamam abi dedi bana. Taşınacak mıymış yani? Ya kızım taşınmasa ne olur? Yakında tutup hapse atarlar zaten yani sabıkalıysa. Allah Allah.